Merhaba sayın seyirciler, Metmuş Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Tayland'ın kuzeyinde bir otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu 32 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı. Kaza başkent Bangkok'un 700 kilometre kuzeyinde bulunan Chiang Rai yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otobüsün yaptığı kazada 40 yolcudan 32'si hayatını kaybetti, 5 yaralının da durumunun ağır olduğu belirtildi. Ağır yaralıların hastanede tedavilerin sürdüğü kaydedildi. Geçtiğimiz Ekim ayında gerçekleşen bir diğer otobüs kazası sonucu 20 kişi hayatını kaybetmişti. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi sayın seyirciler. Kent merkezindeki hükümet ofisiyle parlamento binalarının yakınlarından dumanlar yükseliyor. Saldırıda en az 5 kişinin öldüğü, çok sayıda yaralının olduğu belirtiliyor. Ölenler arasında Lübnan eski Maliye Bakanı Muhammed Şattah'ın da bulunduğu belirtildi. Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının Şattah'ın araç konvoyuna hedef aldığı belirtildi. Şattah'ın patlama meydana geldiği sırada toplantı için Hariri'nin konutuna doğru gittiği kaydedildi. Saldırı sonrası güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahaleleri devam ediyor. Lübnan'daki tansiyonun Suriye'deki savaş nedeniyle yükseldiği kaydediliyor. Zira saldırıların arkasında Lübnan Hizbullah'ın Suriye hükümetine verdiği destekten rahatsız olan El-Kaide bağlantılı çete gruplarının olduğu iddia ediliyor. Görgü tanıkları çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu bildirdi. Göçmenler Bakanlığı yakınlarında kamu binaları, oteller ve ticaret merkezlerinin bulunduğu bölgede gerçekleşen patlama... 2013 yılının son günlerinde kadın katliamları ara vermeksizin devam ediyor. Bu kez yer İstanbul Zeytinburnu. Bugün Telsiz Mahallesi Balıklı Yol Sokak'ta saat 7.30 sıralarında 31 yaşındaki Evrim Aktu silahlı bir saldırıya uğradı. Çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Aktu tüm müdahalelere karşın olay yerinde hayatını kaybetti. Siyasi soykırım furyası devam ediyor sayın seyirciler. Ev baskınları ve gözaltıların bugünkü merkezi Van ve Kerst'i. Van'ın Kelkeli ve Saray ilçelerine bağlı köylerde sabah saatlerinde özel harekat timleri ve askerler tarafından baskınlar düzenlendi. Aramalar ardından Yamanyurt köyünden Ahmet Çalışkan ve Zafer Çalışkan, Örenmuş köyünden ise Atakan Kaplan adlı kişiler gözaltına alındı. Kelkeli ilçesine bağlı köylerden Ayhan Kılıç, Turan Sarıgül, BDP yöneticisi Mahmut Bedir, Cengiz Yılmaz, Halim Sadıç ve İlçe Belediye Meclis Üyesi Seyitan Şahin gözaltına alındı. Operasyonun örgüte yardım etme iddiasıyla gerçekleştirildiği öne sürüldü. Operasyonun duyulması üzerine yüzlerce kişi Kelkeli Adliye Sarayı önünde bekleyişe geçti. Bir diğer soykırım operasyonu ise Kerst'te yaşandı. Sabah erken saatlerde Kafkas Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin evlerine ve Hasan Harakani KYK yurduna baskınlar düzenlendi. Baskınlarda en az 6 öğrenci gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesinin Gever katliamını protesto eylemine katılmak olduğu öğrenildi. Kentte bazı evlerde basıldı, bir kişi gözaltına alındı. İktidar kavgasıyla patlak veren yolsuzluk skandalı büyüyor sayın seyirciler. Skandalın gözler önüne serilmesi sonucu AKP'deki çatlaklar da giderek büyüyor. AKP İzmir Milletvekilleri Ertuğrul Günay, Erdal Kalkan ile Ankara Milletvekili Haluk Özdalga dün akşam partiden ihraç edilmeleri talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Üç bakanın parti disiplinine ve politikalarına aykırı hareket ettiği söylendi. Kararın ardından Twitter hesabından açıklama yapan AKP ile Günay, "Yolsuzluklara karşı çıktığımız için istenmiyoruz, istenmediğimiz yerde durmayız" dedi. İzmir Milletvekili Erdal Kalkan ise Twitter hesabından şu sözleri dile getirdi. Kalkınma Partisi'nden istifa ediyorum. Biliniz ki dünya dönüyor, halkımız da aptal değil, yolumuz kapalıdır. Milletvekili Haluk Özdalga ise bugün sabah saatlerinde istifasını açıkladı. Son istifalarla birlikte AKP'den istifa eden milletvekili sayısı 6'ya yükseldi. Daha önce de İdris Bal, Hakan Şükür, Erdoğan Bayraktar ve İdris Naim Şahin AKP'den istifa etti. AKP'nin parlamentodaki sandalye sayısı 322'ye düştü. BDP 30 Mart Pazar günü gerçekleştirecek yerel seçimler öncesi eş başkan adaylarını açıkladı. Adayların tanıtım toplantısında bir konuşma yapan BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, halkı Tayyip'in hırsızlarına teslim etmeyeceğiz dedi. BDP Kürdistan'daki il ve ilçe adaylarını Amed'de düzenlediği toplantıyla açıkladı.
İl binası Vedat Aydın toplantı salonunda düzenlenen aday tanıtım toplantısında BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş söz aldı. Demirtaş, cemaat ve AKP'nin el ele vererek BDP'ye yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara dikkat çekti ve tüm engellemelere rağmen halka hizmet etmeye devam ettiklerine vurgu yaptı. Hiçbir arkadaşımız hırsız değil, bu yüzden başarılı olduk diyen Demirtaş, halkın alternatifsiz olmadığına dikkat çekti. Daha önce de söyledim, biz halkımızı imamın ordusuna, Mustafa Kemal'in askerlerine, Tayyip'in hırsızlarına mecbur mahkum etmeyeceğiz. Daha sonra il ve ilçe adaylarının tanıtımı gerçekleştirildi. İllerin belediye başkan ve eş başkan adayları şöyle: Ahmet, Gültan Kışanak, Fırat Anlı. Batman, Sabri Özdemir, Gülistan Akel. Çevlik, Doktor İlhan Çakabey, Zarife Karasungur. Dersim, Mehmet Ali Bul, Nurhayat Altun. Sert, Tuncer Bakırhan, Belkıs Ep Özdemir. Mardin, Ahmet Türk, Hafize Aymelek. Şırnak, Avukat Serhat Kadırhan, Özlem Onuklu. Eleziz, Mehmet Özcan. Semsur, Erdal Yavaş. Türkiye'de Kürtçe yasağı devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun 2014 yerel seçimlerine ilişkin aldığı kararla yasak resmileştiriliyor. Yüksek Seçim Kurulu kararı siyasi partilerin ve adayların reklamlarda Türkçe kullanmasını zorunlu kılıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarına ilişkin kararları resmi gazetede yayımlandı. Kararlarda 1 Ocak gününün seçim kampanyasının başlangıç tarihi olduğu ve seçimlerin 30 Mart Pazar günü yapılacağı belirtildi. Alınan birçok karar arasında dikkat çeken bir nokta ise Yüksek Seçim Kurulu'nun siyasi parti ve adayların seçim reklamlarında Türkçe kullanımının esas olduğuna dair aldığı karar oldu. BDP 2014 yerel seçimlerindeki adaylarını açıkladı. Açıklanan öz yönetim adayları halk tarafından coşkuyla karşılanıyor. Dün Gars ve Şemzinan'da kitlesel karşılamalar gerçekleştirildi. BDP'nin Şemzinan adayı Seferi Yılmaz, 2005'te JITEM tarafından bombalanan Umut Kitabevi'nin sahibi. Şemzinan halkı adaylarını dün coşkuyla karşıladı. BDP ilçe başkanı Cabbar Taş, bizlere düşen seçilen adaya ve irademize sahip çıkmaktır derken Seferi Yılmaz ise birlik çağrısı yaptı. Dönem Kürtlerin kazanma ve sürdürdükleri mücadeleden zaferle çıkma zamanıdır dedi. Bir başka coşkulu karşılama ise Kars'ta gerçekleşti. Belediye eş başkan adayları Yusuf Yıldırım ve Güldane Kılıç, Tuzluca Kars yol ayrımında karşılandı ve il binasına kadar eşlik edildi. Adaylar Yusuf Yıldırım ve Güldane Kılıç ise BDP Kars milletvekili Mülkiye bir tane halka hitap etti. Konuşmalarda halkın iradesine layık olunmaya çalışacağı kaydedildi. Özgür kimliğimize varmanın çalışması ve çabası içinde olacağız. Kürt kadınları... Özgür Kadınlar Birliği YCA Koordinasyonu Kürdistan'da 2014 yerel seçim süreciyle ilgili yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklama, ön seçim çalışmalarında halkımızın ortaya koyduğu demokratik iradeyi selamlıyoruz şeklinde başladı. Açıklama 20 Aralık'ta başlatılan Özgür Kadınla Demokratik Ulusa başlıklı kampanya hatırlatıldı ve demokratik siyasetin temel amacının özgür kadın ve demokratik toplum olduğu kaydedildi. YJA, kadınların siyaseti yerelden başlatarak tüm toplumsal kesimleri kapsayacak tarzda geliştirmesi çağrısında bulundu. Açıklamada tüm kadınlar halkımız demokratik, özgür bir irade ve örgütlülükle Kürdistan'da tüm sömürgeci yapılanmaları silip süpürecek bir seçim geliştirecektir. Kendin yap, kendin oluştur perspektifi temelinde kadın toplumsallığı öncülüğünde demokratik toplumsallığı geliştirecektir denildi. Açıklama, tüm kadınları, Kürt halkını, demokratik kesimleri seçim çalışmalarında ortaklaşmaya, büyük bir seferberlik ruhuyla katılmaya, demokratik bilinçle çalışmaya, başarı temelinde tarihi görev ve sorumluluklarına sahip çıkmaya çağrısıyla sonlandı. Halkların Demokratik Partisi HDP 2014 yerel seçimlerine hazırlanıyor. HDP yerel seçimlere girecek olan belediye başkan adaylarını düzenleyeceği tanıtım toplantısıyla açıklayacak. HDP 2014 yerel seçim belediye başkan adaylarını 29 Aralık'ta Ankara Sanat Tiyatrosu'nda düzenleyeceği tanıtım toplantısıyla açıklayacak. Toplantıya HDP eş genel başkanları ve milletvekillerinin yanı sıra belediye başkan adaylarıyla belediye meclis adayları da katılacak. Kapsamlı bir hazırlık çalışması yürüten HDP, ilk defa gireceği seçimler öncesi oldukça iddialı.
Özellikle Gezi direnişi sonrası dikkatleri üzerine çeken İstanbul'da HDP'nin etkili olacağı belirtiliyor. Sıradaki haberimiz Meksika'dan. Meksika, Amerika Birleşik Devletleri sınır bölgesinde son 6 yıl içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'ne geçmeye çalışan yaklaşık 47 bin göçmenin hayatını kaybettiği açıklandı. Meksika'da faaliyet yürüten Göçmen Kadınlar Enstitüsü'nün açıkladığı rapora göre son 6 yılda ABD sınırına geçmeye çalışan 47 bin kişi çeşitli nedenlerle hayatını kaybetti. Ölen kişilerin önemli bir kısmını Meksikalılar oluşturuyor. Çok sayıda insanın onları sınırdan geçirme vaadinde bulunan çeteler tarafından öldürüldüğü belirtiliyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri polisinin de göçmenlere acımasızca davrandığının altı çiziliyor. Rapor Meksika devletini ilgisizlikle suçlarken ekonomik ve sosyal eşitsizliğin de sorunun asıl kaynağı olduğuna işaret ediyor. Haberlerimizi sunduk. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın sayın seyirciler.